Önce sizleri Karaman'a götüreceğim efendim. Fatma Uyanık'ın ailesi dün Karaman'a geri döndü. Ve orada yine gözyaşları içinde karşılandılar ailesi tarafından. Bir izleyelim, neden döndüklerini de anlatacağım. Nasıl, hangi kız kayboldu demezsin? Niye gideyim ki jandarma orada aradığında? Oraya dönmedin, nereden gideceğim? Lütfen, ben de suçlu oldum. O gece orada jandarma manzarası var. Fatma Uyanık 6 Ekim'den bu yana kayıp. Abisi İdris Uyanık ve kardeşi Selvi Uyanık yaklaşık bir ay aradan sonra evlerine gelecekler. Fatma Uyanık'tan gelebilecek iyi bir haberi dört gözle bekliyorlar. Selvi Hanım, bir aydır yaklaşık İstanbul'daydınız. Evet abi. Bu akşam evinize döndünüz. Neler söylemek istiyorsunuz? Abicim, ablam yok. Gittim ablam yok. Gittim ablam yok. Gittim yine yok abicim. Ne olursun duyup bilen varsa, gören varsa bize haber versin. Allah rızası için perişan olduk biz ya. Biz yalnız bir yere gidemeyecek miyiz ya? Bir bizim Fatma'mızın başında değil, bizim bütün Fatma'ların başında bu ya. Ne olursunuz Allah rızası için çakın bir şey söyleyin. Elinizde sanırım onun hırkasını tutuyorsunuz. Evet abi. Ablamın hırkası ya. Odasını da göstereyim size. Ceyiz hazırlığı yapıyordu benim ablam ya. Ben de başkaları gibi nişan yapacağım, düğün yapacağım, gelinlik giyeceğim diyordu abi. Benim ablam yasla kendisi gitmiş. Kapıya çıktım, Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Biz gittiğimizde elimizde hiçbir delil yoktu, hiçbir şey yoktu. Bir sürü şey ortaya çıkar. Telefonlar geldi. Bu aracın bulunduğu yerde Bahap varlı, telefonla konuşuyoruz. Üstünde de bir bayan var. Şimdi ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Telefon suçlama konuşmamı... yok canım, bir görüntü suçlama. Var. Suçlama. Abi suçlama. Hayır, gördüm diyor, ben hayır. Bir sor bakayım Bahap'a. Kirlik tepesinde hızlı gelip de 5 dakika niye durmuş? Benim telefonla konuştuğum yerde sen vardın değil mi abi? Ben seni tanıyorum. Ha, sen şimdi olayı tam net anlatabilirsin. Kirlik tepesinde dururken gördüm. Ben yolda devam ediyordum. O orada durdu, tekrar beni geçti. Ben bayan mayan falan görmedim. Ben arabanın arkasını da görmedim. Sağ ol abi. Adam senin yalanını ortaya çıkarttı. Hayır, sağ ol diyecek bir değil, şey abla. Yok. Durmadım dedin. Dediğin şeyi durmadım söylüyorum. Durmadım dedin. Ne oldu şimdi? Mükemmel bir suçlu oldum abla, bir şey değil. Canlı yayında her şey ortada, her şeyi görüyorlar, biliyorlar, artık kendileri bir şey yapsın. Çaresiziz ya, gece gündüz uykumuz yok, bizim yemeğimiz yok ya. Benim ablam nerede ya? Ablamın hırkası, ablacığım neredesin ya? Perşembe günü bir izleyicimiz aradı. Dedi ki, benim yeğenim korkudan size bağlanamıyor. O güzergahta geçerken gölün orada Vahap'ı falan tanımıyor ama bir kamyonetin içinde bir kadın çığlığı duymuş. Mehmet Bey'in, evet, Mehmet'i gördüm dediği yere de biz göl diyoruz dedi. Ama hanımefendi, beni izliyorsun ya, lütfen. Bakın, bir tane görgü şahidi olduğunu biliyoruz ve bütün olayı çözebilecek kişi. Gören Allah rızası için çıksın ya. Ben gördüm diyorsunuz, söylemiyorsunuz. Bizim yaylalarımız sessiz kalmaz. Kimse olmaz diyorlar. Biri mutlaka görmüştür bir yerde, bir ses duymuştur. Ne olursunuz çıkın bir şey söyleyin ya. Ablamın kokusu hala bu evde ya. Kendi evladınız gitse ne yaparsınız ya? Nasıl dayanırsınız? Ablacığım, ne yapacağız biz ya? 3 gün oldu, 5 gün oldu. Bu evi
yürüyüştü. Ne yapalım bunu hiç Allah'ım. Bizden ısızıramaz bunu getiren götüne. Bizim memleketimizde hiç böyle bir şey görmedi. Kanıma çok teşekkür ederiz. Elinden gelen her şeyi yaptı. Kimseye bir zararı yoktu. Kim veya kimler tarafından tutuluyorsa çıkarsınlar. Hiç gören bilen yok mu bunu? Yok. Hiç bizden bunların ısızıramamı. Herkesin oğlu kızı var. Herkes ana uzunsu. Ne bizim bıçaktığımız? Efendim, buradayken hep beraber aileyle aslında Karaman Valisi Sayın Fahri Meral'e ulaşmaya çalıştık. Çünkü tabii ilimizin en büyük mülki amiri o. Eğer o arzu ederse, o bir emir verirse ben artık... Ya zaten bunu ben doğru bulmuyorum. Yani jandarma bölgesi, polis bölgesi falan yani kim nerede ne buluyorsa zaten birbirine destek vermeli. Ama hem jandarmanın hem polisin işbirliğiyle artık özel bir ekibin oluşturulup Fatma Uyanık'ın cinayetine el atması gerektiğine ben can yürekten inanıyorum. Zaman geçtikçe, cinayetine mi dedim, özür dilerim. İşte bazen kendimi tutamıyorum, kaybına diyeyim. Kaybına el atmasını, ailesinden özür dilerim. Kaybına el atmasını rica ediyorum. Sadece efendim Karaman İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen'e, ve Karaman İl Emniyet Müdürü Sayın Fikret Bayraktar'a da aynı şekilde talepleri oldu ailenin. BİMER'e başvurdular, özel bir ekip kurulmasını rica ediyorlar ve programımızda ortaya konulan bu çelişkilerin, bu farklı ifadelerin gerçeği ortaya çıkartması için artık özel bir ekibin kurulması lazım. Bakın işte bugün hani Atatürk diyoruz, Cumhuriyet diyoruz, Türk kadını diyoruz. İşte bir Türk kadınının tarlasında biber toplarken kaybolması... Yani ayıbımız bizim 2017 yılında ve bunun fail ya da faillerinin bir an önce bulunması lazım. Alıp götürdülerse kim alıp götürdü? Bir yerde tutuluyorsa nerede tutuluyor? Hayatına kastettilerse kim hayatına kastetti? Çünkü Fatma aynı zamanda bir yaşam tarzını ifade ediyor. Karaman'da o yaşam tarzına yapılan saldırıdan ötülü bu işi kim yaptıysa bulunup ortaya çıkarılması, adalete teslim edilmesi gerekiyor. Ama bu böyle 3 ay, 5 ay, 3 yıl, 5 yıl sonra olacak bir iş de değil. Bunu çok samimi söylüyorum. Bu kadar çelişki varsa bu çelişkiler ortaya konulacak. Kim neden yalan söylüyor ortaya çıkacak. Bunun da yolu bellidir. Dilerim özel bir ekip kurulsun. Ben Sayın Karaman Valisi'nin tüm bu anlattığım gerekçelerle Sayın Fahri Meral'in zaten konuyla ilgilendiğini biliyorum. Konu hakkında haberdar olduğunu biliyorum. Efendim ben de rica ediyorum aile adına sizden. Talep ediyorum. Lütfen özel bir ekip kurulsun. Ve zaten jandarmada polisle yayınımızı takip ettiler. Buradaki çelişkileri onlar da ele aldılar. Sayın savcımız tüm burada konuşulanlarla ilgili olay yerine gitti. Tatbikatlar yaptırdı, konuştu. Onların da eli aslında boş değil. Ama lütfen... Bu konuyla ilgili, cinayetle ilgili uzman bir ekip gelsin ve bu çelişkileri evet. Neden yaşandığını ortaya çıkarsın. O çelişkileri neden yaşandığı ortaya çıkarsa da zaten biz de Fatma'nın akıbetini öğrenmiş olacağız. Efendim, içim acıyor işin, yani bu kıza içim acıyor. İşin biraz gecikmesinin sebebi de yetkililerin işin başında olaya bir cinayet olarak değil, bir kayıp olarak. Belki bir kaçma. Belki bir hanımefendinin gönlüyle, arzusuyla birine gitti. O bakımdan biraz bekleyelim. Durum ortaya çıkar düşüncesiyle gününde bir takım şeyler yapılmadı. İdris Bey burada isyan ediyor haklı olarak, bir kardeş olarak. Ama yetkililer de bugüne kadar ellerine geçen bir takım durumlarda tecrübeleriyle görmüşlerdir ki özellikle bayanlar 3 gün sonra ortaya çıkıyor. Ben kendi arzuma gittim diyor. Bu düşünceyle işe... Bir kayıp veya kendi arzusuyla kaçma havasında bakıldığı için bir takım şeyler gününde yapılmamıştır. Ama artık durum ortadadır. Yani bunun ama çelişkiler ortaya çıktıktan sonra da yapılması gereken aslında her şey yapıldı. Yapıldı. Teşekkür ediyoruz buradan Sayın Savcımıza da, emniyet birimlerine de, jandarma birimlerine de, Ankara'dan getirilen özel köpeklere kadar yani kendi vilayetlerinin imkanlarının dışında da her türlü ağırlıkta imkan gösterdiler. Teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ama artık burada bir cinayetin varlığı, bir ölüm hadisesinin olduğu %80'lerin üstünde kendini gösteriyor. Sayın yetkililerimizin artık bu olaya lütfen bir genç kadının katledilmesi olarak olaya bakmalarını
ve buna göre de bugüne kadar yaptıklarına ilaveten, şimdi bazen özel durumlarda konuda ihtisası olan, sizin de biraz önce kuruluyor. İşaret ettiğiniz gibi özel ihtisas sahibi ekiplerin işe el atmasıyla olayda bir takım değerlendirmeler süratle ele alınıyor. Biz sayın yetkililerden bu hanımefendi için de, bu katledilen kadınımız için de özel bir ekiple artık daha fazla gecikmeden olayın aydınlatılmasını altını çizerek bekliyoruz ve inanıyoruz ki bu şekilde gösterilecek bir özel ilgi hadiseyi çok kısa zamanda aydınlatacaktır. Zaten Karaman'ın İl Emniyet Müdürü, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bizi aramış, ben kendisiyle konuşamadım, yani denk düşemedik. Ben de rahatsız etmek istemedim kendisini ama hani her zaman tabii ki onlara hangi bilgiyi istiyorlarsa emirlerindeyiz. Yani her zaman bu bilgileri de paylaşmakta, evet, başka gelen bilgileri de paylaşmakta her zaman hazırız, amadeyiz. Yani kendisi de haberdar olmuş. Hemen aradı, hemen ekibimizi aradı. Hani nedir, konu nedir diye. Karaman İl Emniyet Müdürümüz. Güzel, evet. Sağ olsun. O yüzden ben herkesin ilgilendiği, yani ilgilendiğinin farkındayım. Ama burada da bunu söylerken kimse gücenip alınmasın. Rami Bey çok iyi tespit etti. Yani ben de aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Her konunun uzmanı var. Gayet tabii. Bu uzmanlardan bir ekip. Ben tek bir şey merak ediyorum. Hiçbir şey değil. Çok sıradan, sade bir vatandaş olarak, hiç bu kadar hani burada işlediğimiz konuların da içine girmeden tek bir şey merak ediyorum. Nasıl olabilir aynı gün aynı saatte bir kamyonette kadın gördüm diyen biri var, ben kadını almadım diyen biri var. İsmi, cismi, kim oldukları önemli değil. Bu kadın da ortada yok mu kardeşim? Demek ki ya gördüm diyen yalan söylüyor, kendisi aldı suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Ya da benim arabamda kadın yoktu diyen yalan söylüyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi hani hani atla deve değil aslında. Hangisinin doğru söylediği de doğru sorgu teknikleriyle, bizim öyle ülkemizin o kadar deneyimli cinayet masası dedektifleri var ki. Gayet tabii. Hani evet. Geri kalan tabii ki hani kim doğru söylüyorun ardında gerideki nokta 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 noktalar zaten insanları bir sonuca doğru götürüyor. Ama bunu işte yapabilecek o tecrübede, hani o yüzden özel ekipler kuruluyor. Evet. Bu özel ekiplerin gelip bu insanları, yani dört kişi, yani o dört kişiyi sorgulayacak, gerçek ortaya çıkacak. Aynen öyle. Hani evet. Üstelik evet. Gördüm diyen kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak, hani eşi ikinci şahit olduğu için bence çok basit yani. Eğer yalan söylese eşi, en çabuk çözülecek olan eşidir. Evet. Çünkü zaten ortada bir kadın varsa diğer kadın bunu çok da uzun süre saklamak istemez zaten. Tabii. Sayın Fikret Bayraktar'a ben teşekkür ediyorum. Karaman İl Emniyet Müdürü'ne ilgisinden dolayı. İlgilerinin devam etmesini diliyorum. Lütfen şu ailenin gözünün yaşını dindirelim. Bu sadece Karaman değil. Biz köylü milletiz. Köylü de milletin efendisidir diyen bir kurucu liderin evlatlarıyız. Eğer biz köylerimizde rahat rahat gezip dolaşamayacaksak, tarlamızda gönlümüzce gidip de lahanamızı toplayamayacaksak, o zaman hangi asayişten, hangi düzenden, neden bahsedebiliriz ki? Tarlam ya, evimin tarlası. Gayet tabii. Evimin tarlası. Giderim, evet. De gelirim de kalırım da, ürünümü de toplarım, ekinimi de ekerim. Kimse de bana karışamaz. Yani yazık, günahtır şu kuza. Yani katledilmek derken ben illaki öldürüldü demiyorum. Çok özür diliyorum, ağzımdan da öyle bir şey kaçtı ama zaten bu kadıncağızı 40 gün boyunca eğer bir yere kapatıyorlarsa yine hayatına katletmektir yani. Yani onun psikolojik anlamdaki yaşantısını eğer düşünecek olursak zaten hayatına orada bir şey var, müdahale var. Ben inanıyorum, yetkililerin üzerinde durduğunu da biliyorum. İnanıyorum ki iyi haberleri alacağız. Lütfen alalım efendim. Lütfen bunu kamuoyuyla bir an evvel paylaşalım. Bu hani dursun da 3 gün sonra, 5 gün sonra falan olacak işlerden değil. Rica ediyorum tüm gücümüzle. Bu bizim çözemeyeceğimiz bir iş değil. Yani bu bizim emniyetimizin, jandarmamızın, istihbaratımızın çözemeyeceği bir iş de değil yani. Bu da artık Kennedy suikasti değil yani. Buna gelinceye kadar neler çözüldü, neler bunu biliyoruz yani. Ve hep takdirle de yani, şükranlarımızı sunmuştuk. Doğruyu söylemek lazım şimdi, yani o kadar da abartılacak da bir mevzu değil yani. Değil, değil, hayır. Bize göre bir takım şeyler ortada. Yeter ki bu işin ehli kişiler bu işe el atsınlar ve gerekli değerlendirmeyi yapsınlar. Çözülemeyecek bir durum yok.